Başkanım, 14 yıl önce Nazilli'de elediğimiz Gençler Birliği'ni bu yıl yine 14 yıl sonra yine saf dışı bıraktık. Ankara'daydınız, maçtaydınız. Evet, evet. Neler yaşadığınızı anlatabilir misiniz? Valla o kadar gururlandım ki ne desem az. Aynı taraftarlarımızla bundan bir gün önce yayınladıkları tarih tekerrürden ibaret atasözümüz de yerini bulmuş oldu. Takımımız 1999-2000 sezonunda da malumunuz penaltılarla o zaman yenmiştik. Dün bize yine şehrimize ve taraftarlarımıza çok büyük bir sevinç yaşatan tüm teknik kadromuzu ve futbolcu kardeşlerimizi sizin aracılığınızla da tebrik ediyorum. Başkanım, Gençler Birliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'la maç sonunda bir görüşmeniz olmuş. Evet, neler yaşandı? Hem öncesinde bizi gayet misafirperver bir şekilde ağırladılar. Hem de maçın sonucunda bizleri galibiyetimizden dolayı tebrik ettiler. Ve şöyle ufak bir espri de oldu aramızda. Ne çektik şu Nazilli Spor'dan deyimi. Doğrusu beni de çok o anda hem güldürdü diyeyim hem de tabii onurlandırdı. Böyle büyük bir camia, Gençler Birliği dediğimiz takım biliyorsunuz çok ligimizin köklü takımlarından, Süper Lig takımlarımızdan. Orada aldığımız galibiyet, bu başkanımın da bize sarf ettiği bu güzel cümlelerle daha da bir anlamlı hale geldi. Hatta Nazilli Spor'a istediğimiz bir futbolcunun olduğunda bize yardım edebileceklerini, Nazilli'yi gerçekten çok sevdiklerini, Güzide bir ilçe olduğumuzu ve bu takımın başarılarını da takip ettiklerini kendileri de. Çünkü biliyorsunuz Muğdat da Gençler Birliği'nden yine İlhan Başkanı'nın bize yardımlarıyla aldığımız bir futbolcuydu. Onları da görüştük bu arada. Dediğim gibi ne çektik bu Nazilli Spor'dan değil mi? Bizim hoş bir anımız oldu. Başkanım, Nazilli Spor'un, Nazilli Belediye Spor'un bundan sonraki kupadaki hedefi ne olacak? Şöyle söyleyeyim, biz gerçekten gidebildiğimiz yere kadar gitmekti. Şimdi de neden olmasın, 16 takıma kalındı. Bundan sonra bir tur daha var, eleme turu. Ondan sonra da 8 takımlı ikişerli grup olacak. Ben gerçekten şunu istiyorum. Tabii bütün taraftarlarımız belki içten hani bir Galatasaray, bir Beşiktaş, Nazilli'de bunları da tabii ki seyrettirmek en büyük hedefimiz ama ben şunu söylüyorum. Bu çocukların bu hele Ordu Spor maçında sergiledikleri futbol, dün Gençler Birliği karşısında sergilediğimiz futbol ve son haftalardaki çıkışımız bizi gerçekten yüreklendiriyor ve ben taraftarlarımıza bu gruplara kalabilmenin çok daha anlam ifade edebileceğini hem Nazilli şehrimizin tanıtımını hem Nazilli sporumuzun taraftarlar bazında da ne kadar centilmen bir takım olduğunu tüm Türkiye'ye birçok kez gösterebilme amacıyla bu gruplara kalmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah Allah da bize yardımcı olur. Bu genç kardeşlerimiz böyle bir başarıya imza atarlar.